Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bir Yöremin Tadı programına hoş geldiniz. Yine biz beraberiz. Bugün de sizler için çok güzel bir menü hazırladık. Kayseri'nin olmazsa olmazı. Menülerimiz neydi hocam? Menülerimiz bugün de oldukça güzel, besleyici Evet. yemeklerimiz var. Ekşili köfte yapacağız. Köfte var içerisinde, pirinçli, havuçlu, Evet. patatesli, besleyici, güzel bir yemeğimiz var. Yanında pilavımız var. Her zamanki yaptığımız pilavlardan birazcık daha değişik olanı. Pirinç bulgur değil de kuskustan yapacağımız güzel bir Mehmetçik pilavı. Ben askerdeyken çok fazla yemiştim bundan. Ya Askerde askerde oldukça fazla yapıldığı için mi çıkıyordu. ondan dolayı Mehmetçik pilav deniyor acaba? Herhalde orada da beslenme uzmanlarının kaloriye dikkat ettiklerinden kaynaklı gerek yükseltip gerek düşürdükleri ama haftada iki de olsa iki haftada bir defa da olsa devamlı Ve verdikleri pilav Kayserimizin diyebilirim. nedir? Olmazsa olmazı Nevzinemiz. nevzinemiz. Evet. Evet, nevzinemiz. Kayseri mutfağının çok özel bir tatlısıdır. Bayramlarda misafirler gelirken özellikle Ramazan'da mutlaka yapılan bir tatlımız. Kayserimizde artık o kadar reklamı yapılmaya başladı ki artık favori yere geleceğini düşünüyorum ben de. Cevizli, pekmezli, çok güzel bir tatlımız. Daha önce yapmayan seyircilerimiz varsa bizden not alabilirler ya da bizimle birlikte yapabilirler. Bize de WhatsApp üzerinden ulaşabilirler. Eğer kaçırdığı püf noktalar olur, bize yapmamızı istediği tarifler olur ise bize WhatsApp hattından ulaşabilirler. Hemen başlayalım hocam Hemen başlayalım. isterseniz. Önce nevzineden başlayacağız çünkü uzun sürecek pişme aşaması. Ondan dolayı ben hemen önce nevzinemizi başlayalım. Sonra diğer Tamam. işlemlerimize devam edeceğiz. Evet, borcama yapacağım. Dikdörtgen borcam ölçüsü bunlar. 125 gram margarinimiz var. 3 yemek kaşığı tepeleme. Bu da 125 grama eşdeğer. Bitkisel Bitkisel margarin. İsim verebiliyor muyduk? yok, isim veremiyoruz Bu herhalde. olmazsa olmazı, özellikle kıyır kıyır yapması, Kayseri'nin tandır böreği, nevzinesi, ketesi, bu yağ olmazsa olmaz. Ayrı bir Evet. gerçekten lezzet katıyor. Bunları bir tane eriteceğim. Bunlar eriyince ben... Bunlar eriyecek ki hamurumuz sert olsun, gevrek olsun. Şerbeti verdiğimizde de yumuşamasın, değil mi hocam? Evet, nevzinenin özelliği kıyır kıyır olması. Bu farklı diğer tatlılardan, şuruplu tatlılardan biraz farklı. Hani şurubu dökünce yumuşamayacak. Bunun özelliği tekrar böyle bir sert oluşu, kıyır kıyır oluşu ve pekmezin ayrı bir lezzet verişi. Arzu eden pekmez katmayabilir ama pekmez çok yakışıyor. Tarif esası aslı pekmezlidir. Evet. Çok yakışıyor. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ölçülerimiz dikdörtgen borcama göre şu ölçüye ayarladım. Bu da bayağı bir çıkıyor. Yeterli olur bu da. Yeterli Gelen oluyor. misafirlere 20 de, adet. komşuya da oldukça fazla çıkar diye düşünüyorum, değil mi hocam? İlk yiyenler varsa biraz farklı geliyor, çok lezzetli. Ben ilk yediğimde, ben Almanya'dan geldim, orada nevzine yoktu. Hep farklı tatlılar vardı. Çok sert geldi, bu nasıl bir tatlı demiştim. Yani çok sert, bu nasıl bir tatlı? Ama inanın bir iki damağımız alıştıktan sonra artık vazgeçilmezimiz oldu. Ben çok seviyorum artık. Gerçekten çok farklı bir lezzet. Mutlaka denemelisiniz. Zaten Kayseri'nin çok meşhur bir tatlısı. İlk yiyenler bazen işte sevmeyebiliyor ama sonra alışıyor, onlar da vazgeçemiyor. Evet, yağımız erisin. O erirken sonra burada ölçülerimiz yarım su bardağı sıvı yağımız var. Yarım su bardağı tahinimiz var. Tahin de çok yakışıyor. O da olmazsa olmaz bu tatlıya. Evet, tahin Tahin de gevrekleştiriyor. gevrekleştiriyor, farklı bir Gevrekleştirilmesi lezzet. için Evet. attığımız ürünlerden bir Aynen. tanesi. Suyumuz var. O da biraz hem aşırı yağları biraz hafifletiyor. Bir yemek kaşığı sirkemiz var. Bir adet yumurtamız var. Bir buçuk su bardağı kıydık biz. Cevizimiz var. Cevizimizi de robotta çekmedik. Toz halinde olmasını da doğradık. Bu da Aynen. yerken yiyene hizmet.
Kıtır kıtır ağzına gelsin toz halinde. Her zaman diyorum ben dişe gelir olsun. Tabii hani ki. Robottan çekmeyin, elinizde kıyın. Daha güzel oluyor, tane tane olmuş oluyor. Onu hemen alalım. Evet. Onu isterseniz şöyle hocam. Buraya birazcık döktüğünüzde o kendi hem sıcağıyla eriyecek. Sıcak mı? Evet. Olsun, şimdi hemen soğuyacak çünkü su ilave edeceğim. Evet. Bu burada geniş bir kapta. Eskiden bunu tepsinin içinde hemen karıştırırlarmış, unu falan yoğurup hemen tepsiye de basarlarmış. Evet, nevzine basma derler. Nevzine basılacak zaten, evet, şekilli basmak. Şimdi ben leğende yoğuracağım. Suyu ilave edince bu zaten biraz daha soğuyor. Sıvı yağını ilave ettik. Tahin arzuya göre biraz daha azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz ama ben çok yakıştırıyorum. Bir kaşık alabilir miyim hocam? Şurada yağ kaşığımız vardı. Onu alalım fazla o zaman. Fazla da bulaşık çıkarmadan. Evet, onlara dikkat ediyoruz. Fazla bulaşık çıkarmıyoruz. Temiz oluyoruz. Temiz oluyoruz. Evet, şöyle bir karıştıralım. Bunları döktüğüm için soğumuştur. Yumurta kıracağımız için ona dikkat etmeliyiz. Yumurtamız pişmemeli. Ben bir tane de eldiven kullanayım da. Yoğururken. Yeteri kadar un. Bunun hamuru sert olacak. Şimdi basarken göreceksiniz. Poğaçadan sert. Eyvah. Bir tane daha alayım. Ben de bu arada su koyayım, kaynaya dursun hocam. Evet, siz de işlemlerinize de devam edin. Köftem için ortalama 1,5 litre kadar su koyayım ben de. Da kaynamaya başlasın ki. Yumurtamızı kırıyoruz. Yumurtamı önceden yıkadım. Evet. 6-7 su bardağı unumuz var. Aldığı kadar un açıkçası. Yeterince un. Evet, değişebilir. Gerekiyor. Ben şöyle şimdilik çok ilave edeceğim. Bunları koyayım. Evet, şurada bir yemek kaşığı üzüm sirkemiz vardı. O da ayrı bir kıyırlık verecek. Evet. Onun da ayrı sertleştiriyor. Daha onun da üzerine kabartma tozumuzu ilave ediyorum. Çok fazla kabarmasını da istemiyoruz açıkçası. Kabarmayacak, evet. Kabarmayacak, sert olacağı için. Evet. Ama ayrı bir hani o tam bir oturganlığını alsın diye de bir paket kabartma tozu veya yarım paket ilave ediyoruz. Ama kabarmayacak. Evet. Bastıracağız çünkü. Şurayı da yavaş yavaş. Hoppa. Evet, yine kısmeti taşıyor. Kısmeti hocam taşıyor. Biraz da yetişsin diye. Biraz ben herhalde telaşlı yapıyorum ki yetiştirelim diye. Yetişir hocam Allah'ın izniyle. Evet. Evet, bir anda sertleşti. Bayağı bir sertleşecek. Hamur kıvamını aldıktan sonra en son cevizleri ilave edeceğim. Şöyle bastırdığımda anlayacağım sert olduğunu. Evet. Sanki bu yeterli gibi. Çok az daha serpeyim. Evet, bu yeterli. Evet. Sert bir hamur birleşmiyor. Bunu zaten basacağız. Basacağım. Nevzinin özelliği, nevzine basmak. Cevizimizi de ilave ettik. Ne kadar bol ceviz, o kadar lezzet. O kadar harika o lezzet kadar olacak tabii ki. Cevizlerini de karıştırdıktan sonra hocam bir fırınımızı açar mısınız siz? Fırınımız ısınsın. Bakın hemen ne kadar sert hamur. Bakın birleşmiyor. Parça parça duruyor. Sert olacak. Biz bunu şöyle basıyorum. Eşit şekilde bunu tepsiye yayıyoruz. Bunun pişmesi birazcık uzun sürüyor. Düşük seviyede uzun süre pişirmemiz lazım. Ortalama 110-120 santigratta 2 saat kadar pişirmemiz gerekiyor. Ama bizim yayın esnasında olduğumuz için ne yapacağız? Biz birazcık hızlandıracağız. Yüksek yapacağız. Önemli olan bunun yavaş yavaş ve o kıyırlığını kaybetmeden içini çeke çeke, içini de pişire pişire, hani içi hamur kalmasın diye.
Güzel güzel. Güzel güzel pişireceğiz. Basıyoruz. Evet, şimdi bunu basıyoruz. Her yerine eşit dağılım olsun diye dikkat ediyorum. Şöyle. Ve eşitlemek için de isterseniz bir kavanozla veya bir bardak şeyiyle yardımıyla bakın her yerine düzgün bir şekilde bastırırsak her yeri eşit şekilde yayılmış oluyor. Babaannelerimiz bunu biraz böyle farklı da yapabiliyor, üzerine böyle ovalayıp ovalayıp pütür pütür kalmasını da kalabiliyor, öyle yapıyorlardı. Ama ben şimdi bu tarz yapacağım. Böyle şimdi göreceksiniz. Çatalla şekil vereceğim. Kayserililer bilir zaten. Aynen. Ama bizi tabii ki her yerden izliyorlar. Yurt dışından izliyorlar. Benim arkadaşlarım, akrabalarım Fransa'dan, Almanya'dan izliyorlar. Buradan selam istediler. Selam gönderiyorum. Evet. Şimdi evet. Buyurun çatalımızı. Çatalımızla ne yapıyoruz? Şeklimizi veriyoruz. Şeklimizi veriyoruz. Bakın buradan şöyle bastırarak çizgimizi. Bastırırken, çizerken de çok dikkat ediyoruz. Hamurumuz bu tarafa doğru kaymasın diye. Onun için ne yapıyorum şimdi? Yön değiştireceğim tepsiyi. Biraz da bu taraftan çizeceğim. O tarafa kaymasın diye. Ve sakın unutmuyoruz. Mutlaka dilimleyip fırına veriyoruz. Piştikten sonra asla dilimleyemeyiz. Çünkü sert bir hamur kırılır, değil mi hocam? Evet, evet. Evet. Dilimleyip verirsek daha... Evet, mutlaka dilimlememiz gerekiyor. Hem güzel çeker, hem hazır dilimlenmiş halde olur. Ve bu çatalla falan bastırmamızın nedeni de kabarmasını da engelliyor. Hem kabarmasını engelliyor, hem de böyle bir şekil. Bu nevzinenin özelliği, bu şekli verebilmek. Evet. Bu böyle pütür pütür üzerinde olması çok yakışıyor. Evet, döndürüyorum tepsimi yine. Şimdi hemen dilimleyeceğim. Fırınımıza vereceğim. Bir tane daha döndürelim böyle. Evet, şöyle de düzeltelim. Hop. Nevzinemizi hallettik. Nevzinemiz hazır. İsterseniz bunu baklava dilimi yapabilirsiniz. İsterseniz kare şekli yapabilirsiniz. Şimdi artık küçük küçük misafirler çok olduğu için hani küçük porsiyonluk da doğranabiliyor. Ama ben şöyle kare şeklinde keseyim. Yoksa ince uzun, uzun uzun, küçük küçük, kare kare istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ama aslı böyle kare olunca da çok daha güzel duruyor. Kare şeklini verdikten sonra fırına vereceğim. Evet, hocam da ekşili köftenin malzemelerini hazırlıyor. Evet, ben de ekşili köfte için havuçlarım vardı. Ben 2-3 tane havuç kullanıyorum. Ama tabii siz havucu çok seviyorsanız daha fazla kullanabilirsiniz. Kuşbaşı büyüklüğünde havuçlarımı doğradım. 1,5 litre kadar suyumun içerisine olduğu gibi direkt olarak içerisine atıyorum. Biraz bir müddet sonra birazcık pişecek. Ve sonrasında içerisine patateslerim girecek. Patateslerimle de aynı ebatta olmasına özen gösteriyorum ki şekilleri aynı olsun ve düzgün bir yemek yapmış olalım. Köftemizi yapacağız. Köftemizde de 500 gram kadar kıyma, dana kıyma, yağsız dana kıyma tercih ediyorum. Çünkü yemeğimin üzerine o yağın çıkmasını istemediğim için dana kıyma tercih ediyorum. Yağsız. Evet. Sonra içerisine 1 çay bardağı kadar pirinç kullanacağım. Ama tabii bu değişik tariflerde de
ortaya çıkabiliyor bazen. Farklı şekiller, farklı yiyecekler de içine katılabiliyor. İçerisine bazen pirinç yerine bulgur kullanabiliyor. Veya kullanabilirsiniz. Galeta unu kullanıyorlar, ekmek içiyle yuvarlıyorlar, evet, ama. Kullanabilirsiniz, hiç problem olmaz. Daha doğrusu bunlar anne usulü yemekler, evet, tencere yemekleri, oldukça lezzetli ve güzel bir yemek. Ekşili köfte. Köfteyi bir de bu şekilde denemeniz önemli, rica olunur. Çünkü çok lezzetli ve besleyici bir yemek oluyor kendileri. Evet. Ben de hemen şurubumu ilave edeyim. Tamam. Siz de şurubunuzu kaynarken. Şurubumuzda da 3 su bardağı şekerimiz var. 3,5 su bardağı suyumuz var. Bardağımız büyük olduğu için ben 3 su bardağı ilave edeceğim şimdi. Beraber bunları kaynayana kadar karıştırıyorum. Şeker eriyene kadar kaynatacağım. 1 çay bardağı da pekmezimiz var. Pekmezi en son aşamada kaynadıktan sonra altını kapatıp pekmezi sonra ilave edeceğim. Şimdiden katılmaz pekmez, sonra katacağız. Ben de hemen şurubu... Durun hocam. Şuraya alayım. Şuraya alayım. Ben de karıştırayım şeker eriyene kadar. Havuçlarım birazcık yumuşadıktan sonra patateslerini atacağım. Bu esnada da köftemi yoğurabilirim. Köftemin içerisine 500 gram kadar söylemiş olduğumuz yağımız var, kıymamız var. Kıymamın içerisine 1 çay bardağı kadar pirincimi olduğu gibi atıyorum. Bu pirinci daha önce yıkayabilirsiniz, problem değil. Suda bekletmeniz ya da haşlamanız bir şeyi değiştirmiyor. Zaten köftemizle, kıymamızla pişerken pirinçlerimiz de içerisinde pişmiş olacak. Daha önce haşlarsanız köftemizin tutuculuğu birazcık daha artacaktır. Ama dediğim gibi siz istediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Bir tane yumurta kıracağım. Bir tane yumurtaya ihtiyacım var bunda. Köftemin birbirine tutması için bir tane yumurta kırıyorum. Evet. Sonrasında baharatlarımı da attıktan sonra yoğurma işlemine geçeyim. Ben kaşık vereyim hocam. Evet, bir tane kaşık alayım. Pirinç içerisinde tutmasını sağlayacak, yumurta tutmasını sağlayacak. Kimyon attık, karabiber atalım. Siz istediğiniz baharatları katabilirsiniz, kekik atabilirsiniz eğer kekik seviyorsanız. Taze reyhan kullanabilirsiniz. Bunların hepsini istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi köftemi yoğurayım. Yoğurduktan sonra da bunları top top, küçük küçük toplar haline getireceğiz. Unlayıp sosumuzun içerisine, yani patatesle havucumuzun içerisine atacağız. Yavaş yavaş pişmesini sağlayacak. Ben yuvarlanmanızda yardımcı olabilirim hocam. Teşekkür ederim hocam. İkram olur. İkram olur, evet. Şekerimiz eriyene kadar karıştırayım. Sonra kaynamaya bırakacağım şurubumu. Baharatlarını birazcık fazla atıyoruz ki suyun içerisine de gireceği için. Evet. Ne olsun? Hem patatesime hem havucuma da lezzet versin. Evet. Gördüğünüz gibi pirinç de suyunu aldı. Şimdi buna bir tane soğan rendeleyeceğim. Soğanın da suyu olmasını istemiyorum. O yüzden birazcık sizde uzak yapacağım. Siz ağlıyorsunuz hocam. Ben ağlıyorum, dayanamıyorum. Onun için evet, soğan siz rendeleyin. Ben oraya yardımcı olayım. Evet, şekerimiz eridi. Kendi kendine. karabiber. Karabiberin etkisi. Evet. Elhamdülillah. Ben şuraları toparlayayım. Bunun içerisine isterseniz soğan, isterseniz sarımsak, bunların hepsini istediğiniz kadar rendeleyebilirsiniz. Bu köftenizi lezzetlendirmek için bir yoldur. Daha farklı seçenekler de mevcut. Neler katabilirsiniz köftenizin içerisine? İşte galeta unu atabiliyorsunuz. Taze reyhan, fesleğen, dereotu, maydanoz, bunlar gibi sebzeleri, yeşillikleri kullanarak lezzetli hale
getiriyoruz köftemizi ve sonrasında da yiyene hizmet. Bizlere afiyet inşallah. Köfteyi evet. Yuvarlamak için bir kap da aldım. Şuna yuvarlayabiliriz. Şöyle bakayım. Soğanlarım da altta kalmasın. Ekmeğimiz. Evet. Şöyle sileyim. Şimdi önce şurup yapıp sonra hamurunuzu yoğurursanız daha iyi olur ama bizim pişme sürecimiz olduğu için önce hamurumuzu yaptık. Sonra şurubumuzu. Her zaman tatlılarda biri soğuk, biri sıcak, çok da aşırı sıcak olmadan işte ılığa yakın olursa daha iyi olur. Evet, ben de rendelediğim soğanın suyunu sıktım. Bu da köftemin şeyini bozmasın, kıvamını bozmasın diye. Birbirinden güzel menülerle sizlerle birlikte oluyoruz. İnşallah siz de seviyorsunuzdur, bizleri takip ediyorsunuzdur. Bizim de sizleri takip ettiğinizi görebilmemiz ve mutlu olabilmemiz için lütfen bizimle iletişim kurun. Evet, WhatsApp'tan bize ulaşabilirler. Geri dönüşler çok güzel alıyoruz hocam. Evet, WhatsApp'tan olsun. Sonra bize kursiyerlerimiz de arıyor, izleyenlerimiz de arıyor. Ulaşıyorlar Kaymek'ten de. Çok teşekkür evet. ederiz. Sağ olsunlar. Bu arada bir yapacağımız yemeğin menüsünü biz Kaymek Instagram adresimizden paylaşıyoruz. Oradan da bizimle aynı anda yapmak isteyen izleyicilerimiz olursa bizi oradan takip edebilir ve yapacağımız yemeğin malzemelerini, menüyü oradan ön hazırlık bizimle yapabilirler. Bizimle beraber değil mi? Şu aşamada tabii. Devam edebilirler. Evet. Ne kadar uzakta dursam soğan geldi hocam. Olabilir hocam. Olabiliyor, dikkat evet. olmamız lazım. Hı-hı. Şimdi havuçlarım bir miktar piştikten sonra artık patateslerini ilave ediyorum. Patateslerim de evet, pişecek. Şimdi köftelerimi porsiyon şey yapacağım. Adetlik haline getireceğim. Sonrasında evet, da pişmeye geçeceğiz. Evet. Şöyle alayım. Hı-hı. Evet. Buraya bir miktar un atacağız. Unumuz köftemizin üzerine bir pane görevi görecek ve köftemizin dağılmasını engelleyecek. Evet. Hemen bir eldiven takayım ben de. Su ilave edip aslında. Evet. Şerbetimiz de artık tabiri caizse eli kulağında hocam. Kaynamak üzere. Öyle söylerler. Evet, öyle söylerler. Siz yuvarlıyor musunuz? Yardımcı olayım mı? Siz yuvarlayın, ben paneleyim isterseniz. Olur. Bir bakalım dostunuz düşmanınızı bilebiliyor musunuz? Bakalım. Evet, burada ne derler? Büyüklü küçüklü olunca. Ben küçük tercih ediyorum ama çok büyük olmasın. Ya da evet şöyle iyi mi? Bence bana gayet kalsam güzel. Bundan küçük yapardım ama Mustafa hocam büyük olsun diyor. Ben birazcık böyle şakır şakır severim. Evet hocam. Mustafa güp hocam biraz güp diye seviyor. Böyle kepçeyle koyulduğu zaman böyle köfteleri sayılabilsin. Evet, ben biraz bunun yarısını belki küçültebiliyordum ama bunda da böyle hadi iri iri olsun. Tabakta da gerçekten daha güzel gözüküyor. Evet. İzleyicilerimiz için de birazcık daha küçültebiliriz. Onlar da bizimle aynı ebatta ve aynı boyutta da yapsınlar. Evet, ki, o zaman bir tık daha küçülteyim evet, ben şöyle. Şerbetimiz de kaynadı. Onu artık daha küçük bir yere alalım. Hemen şu şekilde. Mutfakta her zaman çok dikkat etmek lazım. Hemen ocakta bir tencere bıraktığımız zaman hemen elimizi atıp almamamız lazım. Önce bir dokunmamız lazım ki sıcak mı, soğuk mu hepsini kontrolümüzü altına almamız lazım. Evet, mutfak kazalarına dikkat etmeliyiz. Allah göstermesin, her türlü kazaya, yaralanmaya açık bir ortam diyebiliriz mutfaklar için. Bu yüzden de çok dikkat etmemiz lazım ki her şeye temkinli olursak hiç problem yaşamayız inşallah. Kuskus pilavı da
Aslında kuskus pilavı olarak geçiyor ama biz isimsel olarak Mehmetçik pilavı olarak geçiyor. Mehmetçik pilavını yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum ama peynirli ve maydanozlu olanı en çok tutulanı diyebilirim hocam. Evet, daha besleyici. Evet. Peynir girdiği için. Hem çocuklar için hem yetişkinler için yemeğin yanını birazcık daha hafifleten, daha da besleyici hale getiren yemekler. Tam bunun yanında olduğunu, bunun yanında çok güzel gideceğini düşündüğümüz, devamlı böyle pirinç pilavı, bulgur pilavları, farklı farklı evet, pilavdan yerim. Bıktıkça arada işte küçük makarnalar, şehriye pilavı olsun, kuskus pilavı olsun, bunlar da farklılık sağlıyor. Çocuklar da çok seviyor. Evet. Kavrulmuş makarna. Evet. Eğer yapmamızı istediğiniz özel tarifleriniz varsa bize yazın. Yöremin Tadı programımızda elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce yapalım inşallah. Evet. Bu arada ben de yine bir meyane mi derler hocam? Sos mu derler? Terbiye mi derler? Terbiyesi, evet, meyanesi, terbiyesini bunların hepsi hazırlayalım. Hepsi söylenebilir. Evet. Biz en yaygın kullanılan terbiyesi oluyor, sosu oluyor. Meyane kelimesini çok kullanmıyoruz. Sanırım o otellerde mi daha çok kullanılıyor meyane? Meyane aslı literatürde de kitaplarımızda da geçiyor. Evet. Meyane bu koyulaştırıcı, kıvamını verici demek. Unlar veya nişastaların genel isimleri. Evet. Meyanesi yani bağdaştırıcısı, evet, birleştiricisi anlamına geliyor. Şimdi benim bir su bardağı kadar yoğurdum var bu tarif için. Bir su bardağı kadar yoğurdumun içerisine yine bir tane yumurta giriyor içine. Bu yumurta da sosumu güzelleştiriyor. İsterseniz bütün olarak katabilirsiniz, isterseniz sadece sarısını katabilirsiniz ama mutfakta hiçbir şey ziyan olmamalı diye düşünüyorum. Beyazını kullanabiliriz lakin sarısını kullanabiliriz ama ikisini beraber atarsak da herhangi bir problem yaşamayacağımızı düşünüyorum. Karıştırırken işte çok dikkat etmek gerekiyor, iyice çırpmak gerekiyor. Yoksa o beyazlar üstünde bir anda pişince üstüne çıkabiliyor. Ve sosumuzu direkt vermek yerine sıcak su alıp da birazcık da ısıtırsak hem yoğurdumuzun kesilmesini engeller. Evet. Hem de beyazını da kullanmış oluruz. O lezzeti de katmış oluruz. Şimdi bu işlemi birazcık çırptıktan sonra bir ekşili köftemin ekşisini katacağım şimdi. Ne katacağım? Limon. Yarım limonumuz var. Bu limonu da katarak ne yapacağım? Ekşili köftemin ekşisini de vermiş olacağım. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Programımızdan beri böyle tatlı, ekşi, tuzlu tüm farklı tarifleri yapıyoruz. İzleyicilerimiz de farklı tarifler yapmak istiyor. Farklı tarifler görmek istiyorlar artık. Devamlı aynı tarifler değil de birazcık daha farklı tarifler görmek istedikleri için böyle tatlılı, tuzlulu, ekşili, nevzineli, tatlılı, evet. Evet. Güzel. Ya hepsinden yemek lazım. Her tadı tatmak lazım. Ben ekşi sevmem, acı sevmem dememek lazım. Her zaman söylediğim gibi. Evet. Hepsinin farklı lezzetleri var, farklı faydaları var. Evet. Herhalde köftem de az kaldı. Evet, bunu da paneleyelim. Siz paneleyin. Köfte bitmek üzere. Evet. Yavaş yavaş köftelerimi şöyle fazla unundan arındırarak atıyorum direkt sosumun içerisine. Artık köftelerim yumuşayana kadar pişecek. Patateslerim de şu anda %50 kadarı pişti. Yarım pişti. Köftelerim de pişmeye başlıyor. Köftelerim ve pişene kadar patateslerim de yumuşayacak. Havuçlarım da yumuşayacak. Sebzelerim de yumuşayacak. Ve tamamıyla bütün bir yemek haline gelecek. Çok güzel. Tam bir tasta, bir tabakta bütün sebzeleri, bütün eti, vitamini hepsini almış oluyoruz hocam. Hem çorba hem ana yemek öyle evet, değil evet, mi? Çok evet. Güzel gerçekten besleyici. Ve artımlı da hani
İstediğiniz kadar porsiyonunu çıkarabiliyorsunuz. İsterseniz 5 kişilik, 6 kişilik, 7 kişiye kadar azar azar vere vere yapabiliyoruz. Artırabiliyoruz istediğimiz kadar. Evet. Bu köftelerim de sosun içerisine girdikten sonra. Evet. Şimdi bunu öyle bir ayarlayacağız ki kaynar derecede ama çok fazla kaynamayacak. Köftelerin birazcık içini çekene kadar bir müddet şimdi duracak. Kaynayan suyumu ilave ettim. Birazcık böyle kaynar derecedeki kaynamayan su olacak ki köftelerim de dağılmadan pişsin. Evet. Çok fazla fokur fokur kaynatırsak parçalanma ihtimali ortaya çıkabilir ama ben bu çok yavaş yetişsin diye şuraya alacağım. O çok küçük oldu. Onu kapatıp biraz daha büyüğe alayım ki bunun daha soğuma aşaması var. Öyle olunca şurada kaynasın. Bir 5 dakika daha kaynasın. Kapatalım. O soğusun. Soğuyacak ki tatlımıza ilave edelim. Bir tatlıya bakayım ben. Ben de ortalığımızı toparlayayım. Siz toparlayın. Evet şöyle. Evet daha şeyimiz. Evet inşallah şöyle bir yükseltelim. 15 dakika. İçi yumuşamış. Onun içini de çekmesi lazım. En az işte 1-1,5 saat pişmesi gerekiyor ama biz burada hızlandıracağız. Siz de görün nar gibi kızardığını, şurubumuzu döktüğümüzü. Sonra siz evde öyle yapın. Yavaş yavaş kızarsın. İçini çeke çeke. Ve şerbetin çekmesi de zaman alıyor. Evet, bu diğer tatlılar gibi bir anda çekmeyecek. Mesela bir kalbura bastı gibi, bir revani gibi zaten olmaz. Diğer şekerpare gibi hemen çekmeyecek. Sert olduğu için bunu misafirleriniz geleceği zaman akşamdan dökerseniz şurubunuzu daha iyi olacak. Ya da akşama yapacaksanız sabahtan dökerseniz akşama ancak çekecek ve bütün şurubu bir anda çekmeyecek. O şurubun içinde kalacak, böyle yüzecek, yavaş yavaş çekecek. Hepsini çekerse ne yapıyor? Yumuşuyor. Yumuşar. İçi kıyırlığı gidiyor ama içinde kalacak ve o lezzeti, o şurubu, pekmezi yavaş yavaş çekmiş olacak. Tamamen hepsini çekmeyecek. Bu şurup buna fazla diye düşünmeyeceksiniz. Öyle kalacak. Evet. Yemeğimiz de artık yavaş yavaş göbek atmaya başladı. Yavaş yavaş fokurdamaya başladı. Bakın bu üzerindeki gördüğümüz çok hafif bir yağ var. Bu yağ da artık köftemizin içinde kıymalarda olan yağlar kendini bırakıyor. Evet. Kefimiz çıkıyor. Kef dediğimiz şey bu sebzelerin gazı dediğimiz olay. Köpükler çıkıyor. Bu köpükler biraz daha biriktikten sonra yemeğimizin kefini alacağız. Bu lezzetinin bozmasına neden oluyor. Bu etrafına çıkan şu köpükleri alacağız. Bu köpükler dediğim gibi kef diyoruz biz. Sebzelerimizin gazı. Bunları aldığımızda yemeğimizin hem görüntüsü hem de lezzeti farklı bozulmayacaktır. Evet. Evet, şimdi ben ne yapmıştım? Bir su bardağı kadar yoğurdumu çırptım. Bir tane yumurta kırdım. Ve yarım limon sıkmıştım ekşiliği için. Şimdi o üzerine çıkan unun da tutması için ortalama 2-3 yemek kaşığı kadar da un vermem gerekiyor ki o dışına çıkan un yemeğimde ne olsun, üzerine çıkmamış olsun ki böyle çok güzel bir hem de kıvamlı bir çorba kıvamlı bir olsun. Yemek olsun, evet. Çorba olsun. Ortalama bir fincan kadar attım ki bu fincan kadar attığım un o yemeğimin üzerine çıkan yağı emecek. Evet. Bunu da vereyim. Evet. 2-3 dakikada kaynasın benim şurupta. Sonra altını kapatacağım. Şimdi artık ben de yemeğimin kefini alabilirim. Hadi bakalım. Evet. Şu şekilde etrafındaki oluşan yemeğin köpüklerini alıyorum ki bu lezzeti değildir. Hani lezzeti gidiyor diye düşünmeyin. Bu lezzeti asla gitmiyor. Sadece köpüğünü alıyoruz ki bu yemeğimizin
lezzetini bozmasını istemediğim. Hanımlar bilirler, reçel yaparken de reçelin orada üstünde köpükler çıkar, evet, onu alırız, evet, ki hem taşırmasın hem o beyaz görüntüyü alalım diye. Evet. Bu da bir nevi öyle süt, o fazlalıklar. Süt kaynatırken de sütün üzerine çıkan köpük, sütün gazı, hı hı, yukarı çıktığı zaman sütümüzün taşmasına neden oluyor. Eğer sütümüzü kaynatırken üzerine çıkan süt köpüğünü alırsak sütümüz asla taşmayacaktır. Hani tahta kaşık koyuyoruz, üzerine tahta kaşık koymamız işte sütümüzü taşırmıyor gibi püf noktalar söylüyoruz, veriyoruz ama asıl püf noktası da sütümüzün köpüğünü aldığımızda taşmasını engeller. Veya savuttura savuttura pişirilir, başında duracak, söyle, başında durulur, durulur sütte hocam ne olur. Evet. Şöyle bir arkanı döndüğün an o köpük poz, illa o bir süt, evet, taşar, evet, yoğurt mayalarken. Evet. Ama mutfakta olmazsa olmaz, bunlar da oluyor. Dikkat etmemiz tabii ki gerekiyor ama mutfak kazaları olabiliyor her zaman. Evet. Şöyle bir yemeğimi ben de karıştırayım. Hı-hı. Şöyle bir bakalım. Oo, köftelerimiz de olduğu gibi. Tam istediğiniz gibi gup, evet, diye olmuş. Tam aradığım görüntü. Evet. Böyle artık patatesi, havucu, köftesi istediğim gibi duruyor. Şimdi artık altını bir tık daha açabilirim. Artık fokurdayabilir, artık kaynayabilir. Köftelerim artık dağılmaz. Net. Artık ne yaparsak yapalım ağızda dağılır hocam. Evet. Bunun diğer adı da ağızda dağılan diyebiliriz. Çünkü artık çorbamız, yemeğimiz dağılmayacaktır. Herhangi bir taşım söz, evet, konusu olmayacak. Evet, pişmeye hazır, sosunu da kattıktan sonra. Evet. Bu arada da Mehmetçik pilavımıza da geçelim. Kuskusla yapacağımız pilavımıza geçelim. Evet. Hemen ben onun için siz bir su koyayım. Su, evet, koyun. Ben bir tane daha tatlıma bakayım arkadan. Evet. Olmak üzere gibi biraz daha sürecek ama inşallah kızaracak. İnşallah. Evet. Evet. Şöyle. Şöyle kıvamına bakıyoruz. En son damla şöyle biraz sünerek düşerse oldu demek. Bizim şöyle yaklaşık 2-3 dakikamız daha var. Sonra altını kapatacağım. Evet, ben de bu arada, hı hı, bunu da ocağımıza koyalım. Tereyağımızı eriyene kadar, sonra ben hemen, evet, şurubumu kaldıracağım hocam. O zaman, tamam, siz korsunuz. Bu arada yer değişmiş, hı hı, oluruz. Evet, sizinle yer değiştiririz sonra. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanıyorum. Bir paket kuskus 500 gram. Ben yarım paket kullanıyorum, yani 250 gram kadar kuskus kullanacağım. Siz tabii porsiyonunuzu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 100 gram kadar beyaz peynirim var. Sebzeli çeşni kullanacağım. Sebzeli çeşni de oldukça güzel baharatlarımızdan bir tanesidir. İsterseniz sadesini, isterseniz sarımsaklısını, istediğiniz gibi değişini kullanabilirsiniz. O konuda artık serbestsiniz ama bulyon ve çeşni karışımı yemeğime oldukça fazla lezzet veriyor. Sizin de bu mutfakta yemeklerinize atmanız ve lezzeti artırmanız gereken çeşnilerden bir tanesi. Osmanlı mutfağında baharatçıların başına da çeşnici başı derlermiş. Çeşni oradan mı geliyor? Çeşni kelimesi. Daha eskilerde, evet, bu baharat yolu döneminde ortaya çıktığı söyleniyor. Oldukça başarılı kişi diyebiliriz. Çeşnici, yani lezzeti artırıcı, artıran, farklılıkları, evet, içine koyan, evet, ney neyle gider onu ayarlayabilen, öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Evet. Evet. Şimdi köftelerim pişerken. Köfte pişmek üzere. Siz sosunu katacaksınız. Benim, evet, de şurubum oldu. Şimdi, evet, koyulaştı. Sizin o. Şimdi suyumdan alacağım. Oldu. Evet. Sıcak suyumu alıyorum. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra ekliyorum ki bir anda verip de yumurtamın beyazını da katmıştık. Onu unutmuyoruz. Bakın, yumurtamın beyazını da eklediğim için ne yapıyorum? Karıştıra karıştıra yavaş yavaş ekliyorum ki ne olsun? Yoğurdumuz, hem yumurtamız pişmesin hem yoğurdumuz kesilmesin. Ilıtıp, evet, birden sıcağa dökmeyeceğiz. Öyle, evet, değil mi? Evet. Evet. Ben hemen şurubumu alayım. Siz de pilavın koyayım. Şurubumuzun altını kapattık. Pekmezimizi ilave ediyoruz bu aşamada. Hoppa. Şurubumuz hazır. Pekmezli
bir şurubumuz oldu şöyle görüntü. Ben bunu alayım, hemen pilavı bu tarafa geçirelim hocam. Tamamdır. Şöyle sıcak kulplarımız. Ben alayım şöyle. Çok sıcak, dikkat edin ya da tutacak alayım ben, evet. Birden şey olmasın. Şöyle alayım ben. Tamam, onu oraya. Şerbetimiz sıcak şu an. Aha, şerbetimiz biraz soğusun. Kuskus pilavımı da artık yapımına başlayayım ben de. Evet, tereyağım eridi. Direkt kuskusumu içerisine atıyorum. Tavam da sıcak, her şeyim sıcak. Asla yapışma olmayacaktır. Zaten granit ve teflon evde tercih ettiğiniz için de herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Evet, bu pembeleşene kadar kavuracağız. Pembeleştikten sonra tuzunu atacağız, çeşnimizi atacağız. Çeşniye çok dikkat edin. Eğer tuzlu çeşni ise yemeğinize ekstra tuz atmanıza gerek kalmayacaktır. Benimki tuzlu çeşni. Tuzu, baharatı, lezzeti, her şeyi içerisinde mevcut. O yüzden ekstra bir şey atmayacağım. Bulyonum da var içerisinde. Böyle lezzetli sıvım. Evet. Bir yandan da bu kavrulurken ben de şurubu sebzeli sık sık karıştırayım ki şurubumuz soğusun. Evet. Peynirim burada. Birazcık daha köftem piştikten sonra sosumu vereceğim. Birazcık da sosla pişireceğim. Dereotu da içerisine çok yakışıyor ama çok taze maydanozumuz varsa içerisine atmaktan vazgeçemiyorum yani bu gibi yemeklerin içerisinde. Böyle biraz yeşil görüntü yeşil, harika olacak değil yeşil, mi? Yeşil, sosumuz beyaz, havucumuz kırmızı, turuncu, pembe. Evet, böyle çok görünümü lezzetli ve kendisi de çok lezzetli olan bir yemek renk olacaktır. Renk uyumu çok güzel olacak. Turuncu, beyaz, yeşil. Evet. Hepsi görsel. Ve kuskus pilavın da turuncu, beyaz ve yeşil olacak. Bu da öyle bir bütün evet. olacak. Rengarenk birbirleriyle uyumlu olan yemekler. Hem renk uyumu hem de lezzet uyumu birbirleriyle çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Siz de bunu tercih edebilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Evet, şimdi artık yavaş yavaş sosumu vereceğim. Sosum da tam kıvamında. Ve bunu verirken de yine bir süzgeç kullanacağım ki bu süzgeç olur da içinde beyazı piştiyse diye. Evet. Olur da içinde beyazı piştiyse diye süzdürerek ilave ediyorum ki o pişmişlik görüntüsü. Bir tane de ne istiyorsun? Karıştırmak için, yemeğimi karıştırmak için bir tane de tahta kaşık alayım. Şu daha şunu, güzel duruyor. Evet. Evet. Şöyle. Yavaş yavaş ekleyebilir misiniz? Tabii ki. Evet. Oh. Evet. Hem unun pütürlüğü gidiyor hem de olur da yumurtanın beyazı piştiyse diye dikkat ettik. Evet. Ve çok az bir pütürlüğümüz de yine de kalmış, varmış onu da içerisinde. Aldık. Onları da almış olduk. Evet. Şöyle gösterebiliyor muyuz? Şöyle havuçlu. Havuçları daha çok kullanabilirsiniz. Ben iki tane küçük kullandım ama siz isterseniz iki tane büyük kullanabilirsiniz. Oldukça yakışan, oldukça güzel bir. Bir yandan da kuskuslarım kavrulmaya devam ediyor. Yemeğim de bu şekilde. Evet, sosum da pişiyor. Sosumla o köfte içerisindeki pirinç yumuşadıysa işimiz yemeğimiz tamamdır oldu demektir. Diyebiliriz. Evet. Kıvam da çok güzel oldu. Evet, siz bunu arzuya göre yoğun kıvamlı yapabilirsiniz. Biraz daha az kıvamlı yapabilirsiniz. Her zaman dediğimiz gibi neydi? Mutfakta matematik 2, 2, 4 etmiyor değil mi hocam? Kesinlikle. 2 artı 2 hiçbir zaman 4 etmez. Hem Kayseri geleneğinde de böyledir hocam. Evet. 2 kere 2 hiçbir zaman 4 değildir. Alırken mi satarken mi denir. Bizde de mutfağımızda da 2 kere 2 hiçbir zaman 4 değil. Daha fazlası neden olmasın? Bir tık eksik, bir tık fazla bizim damak zevkimiz her şeyden daha güzel. Şimdi artık sebzeli çeşnimi veriyorum şu şekilde. Sebzeli çeşnim var. Sebzeli çeşnimi atıyorum.
bulyon atar gibi atıyoruz toz şeklinde. Bunu da birazcık kavururken lezzetinin ve kendisinin kokusunu da oldukça kavrayabiliriz. Evet. Çok güzel. Tereyağlı. Tereyağım yanmadan altını kapattım. Tereyağım yanmak üzereydi. Altını kapattım. Hemen yerini değiştireyim. Tereyağım yanarsa eğer yemeğimin lezzeti bozulur. Bu yüzden çok yüksek ısıda tereyağlı kavurmalar yapmayın. Oh. Şimdi artık kuskusumun suyunu veriyorum. Suyunu birazcık fazla veriyorum. Neden fazla veriyorum? Daha çok yumuşamasını istiyorum. Suyunu daha iyi çekmesini istiyorum. Tam pembe kıvamda. Tereyağımı da verdim. Üzerine iki parmak geçecek kadar su veriyorum bunda da. O şekilde size tarifini vereyim. Ölçü kullanmaya gerek yok. Tam kuskusumun üzerine iki parmak geçecek kadar koyduğumuzda kuskuslarımız çok yumuşak ve güzel pişmiş olacaktır. Hemen onun da kapağını kapatayım. Evet. Altını kısıyoruz ve artık yavaş yavaş içini çeke çeke pişmeye devam ediyor. Bizim de şurubumuz ılımaya başladı. Olmak üzere hızlandırdık. Normalde daha olmuyor. Hızlandırdık. Evet. İnşallah yetişecek. Üzeri kızarınca alacağım ben de. Şimdi artık yıkanmış temiz maydanozumu alıyorum. Çok da tazeymiş maydanoz. Çok güzel yem gözüküyor. Yemyeşil. Evet. Vallahi bayağı güzel de duruyor. Evet. Bir tekrardan olur da tozlanmış olabilir diye bir su tutayım şöyle. Evet. Çok güzel duruyor hocam. Gerçekten yemyeşil. Yemyeşil hem küçük küçük çok güzel. Evet. Çok sap yakışacak. kısımlarını aldım. Bunları kullanıyoruz ama detoks için de ayrıyeten mutfaktan atmıyoruz, hiçbir şey atmıyoruz, değerlendiriyoruz atılmıyor. Öyle evet. Değil mi? Maydanozun saplarını kaynatıyoruz. Ne yapıyoruz? İçiyoruz. Hem ödem söktürüyor limon suyuyla birlikte. Çok evet. Fazlasıyla ödem söktürüyor, detoks oluyor. Evet. Her şey faydalı. Mutfakta hiçbir şey ziyan olmuyor düşündüğümüzde. Hiçbir şey boşa yaratılmamış zaten. Mutlaka bilip veya bilmediğimiz bir sürü faydaları vardır. Bütün sebzelerin, meyvelerin, yaratılmış olan her şeyin, evet, bütün evet. Yiyeceklerin. Evet. Aşçılık ne diye sorarsanız Rabbimizin verdiği güzel lezzetleri bir araya getirmek diyebiliriz aslında. Yani aşçılık mesleği bence bu. Rabbimizin vermiş olduğu o güzel lezzetleri, nimetleri değerlendirmek, bir araya getirmek evet. Sadece. Evet, şimdi bu yemyeşil maydanozlarım da yemeğime gidiyor. Evet. Şimdi artık son görüntüsüne bir bakmak istiyorum. Bunun. Oh. Mükemmel duruyor hocam. Evet. Evet. İzleyicilerimiz de görüyorlardır şöyle. Ekşili beyaz bir soslu köftemiz. Evet. Şu görüntü zaten muhteşem. Muhteşem. Yemeğimiz hazır. Sunum için bizi bekliyor. Çok az kaldı kuskusumun da suyunu çekmesine. Onun da hemen maydanozlarını doğrayalım. Ona da bir miktar maydanoz katmak istiyorum ben. Onun peyniri var, maydanozu var. O da gerçekten evet. Çok besleyici. O da oldukça harika, güzel. Doyurucu, oldukça evet. Güzel bir evet. Pilav olacak. Onun maydanozunu birazcık daha ince doğrayacağım. Yani çok fazla kalın doğramayacağım. Aynı yemeğime kattığım gibi değil de birazcık daha ince doğrayacağım. Kaşık kaşık. Bir kaşık attığımızda maydanozlarım, peynirim güzel güzel gelsin ki yeni mutlu etsin. Evet. Evet.
Nevzinemiz de bu aşamada kızarmış. İçini işte çekmiş sayılır. Evet. Nevzinemiz de oldu. Şöyle üzerini bastırıyoruz. Bir tık daha kurusa olurdu ama şöyle kızaracak. Şimdi kızarıklığında tekrar pekmezli şurubunu dökünce daha bir farklı, daha bir parlak gösterecek. Biraz ılısın. Biraz ılıdıktan sonra şurubunu dökeceğim. Size sunuma hazır olacak. En sıcağı olduğu zaman, şu anda döksem biraz hamur olur. O kıtırlığı kaybolur. Biraz o sıcağı gitsin. Şurubumuz da ılıdı. Biraz sonra dökeceğim ben. Şuraları toparlayalım. Hemen toparlayalım. Sunuma ben, hazırlayacağız inşallah. Ben beyaz peynir tercih ettim ama kuskus pilavım için. Ben beyaz peynir tercih ettim ama siz isterseniz farklı peynirler kullanabilirsiniz. Köy peyniri oldukça yakışır. Eriyen peynirler birazcık daha içerisinde sünebilir. Böyle kaşıkla alırken sünmesini istiyorsanız kaşar kullanabilirsiniz. Tulum peyniri içinde erir, kaybolur. Onu kullanabilirsiniz. Tulum peyniri öyle durduğu gibi durmuyor. Isıyı görünce eriyip eriyor. Gidiyor. Bu gibi düşüncenize yatkın olan peyniri kullanabilirsiniz. Evinizde ne varsa kabulümüzdür, olur diyebiliriz. Hatta yeter ki bunu biraz daha zenginleştirip hani peynir var, her şey var ama bir ceviz de çok yakışıyor erişteye, pilava, buna da biraz ceviz serperlerse nasıl olur hocam? Hocam o da artık zenginlik ibaresi olur diyebilirim. O da çok güzel olur. Zengin gösterir, zengin olur. Evet. Çok da lezzetli olur gerçekten. Evet. Pilavımız da suyunu çekmek üzere. Nevzinemiz de ılıyacak, şurubunu dökeceğim. Bir saat içinde yine çok güzel bir şekilde yetiştirdik hocam. Elimize sağlık inşallah. Tamam. Yeni afiyet. Şu tabaklarımız, mavi tabaklarımıza mı koyacağız? Ben yemeğimi bununla sunum yapmak istiyorum. Tamam. Evet, şöyle güzel güzel koyayım. Yanına da nevzelerimizi koyalım. Şöyle havuçlarından da koyayım ki gözüksün. Birazcık kavuşlarım küçük kaldı. Ama siz isterseniz tabii ki bunu daha da büyütebilir ve çoğaltabilirsiniz. Şöyle hemen. Şöyle hocam, altına şunu alabilirsiniz. Tabii servis alırım. Tabağımız. Bir saniye daha bunun işi var. Daha biraz daha dokunuşa ihtiyacı var. Evet, onu son dokunuşlarınızı yine yaparsınız. Şöyle olursa. Pilavımız ne alemde. Suyu da az kalmış. Bunu da bir karıştırıp genel durumuna bir bakalım. Yumuşadıysa alabilirsiniz. Zaten bekledikten sonra da kuskus pilavı suyunu çekmeye devam eder. Çok az daha çeksin. Sonrasında onun da sunumunu yapalım. Bugün de yine güzel bir sunum yapmayı düşünüyoruz hocam. Evet. Sunumlarımız için de sunum önemli. Güzel tespitler, güzel eleştiriler geliyor açıkçası. Beni mutlu ediyor. Tabii ki lezzeti kadar sunum da önemli. İlk etapta sunuma bakılıyor, sonra lezzete bakılıyor. Onun için sunuma çok dikkat etmeliyiz. Evet. Yaptıklarımız gözüksün. Evet. Ben de şurubum da ılıdı. En sıcağı da geçti. Biraz daha beklesek olur ama ben sizin için. Zamanımız geldi artık. Evet, zamanımız geldi. Evet, aslında şöyle gezdireyim yavaş yavaş. Ben de artık pişmiş olan. Şu sıcaklığı hissetmemeliyiz aslında. Siz biraz daha soğutun da dökün arkadaşlar. Ben şimdi dökeceğim çünkü servis yapacağım.
Hatta şu yarısına dökeyim ben. Sonra soğuduktan sonra dökelim ki şey olmasın. Nasıl göründüğünü göstereyim size ben. Hepsini dökmek istemiyorum. Evet, hala sıcak. Şöyle bir tane de spatulamız. Gözüktüğünü göstereyim. Sonra ben tekrar koyacağım size sunum için. Çıkartayım. Şöyle. Çünkü daha tam soğumadı. Sunuma yetişsin. Bunları sonra ben ilave edelim. Şöyle parlak bir görüntü oluşacak. Pekmez şurup içini çekecek yumuşatmadan. İsterseniz Antep fıstığı, ceviz serpebilirsiniz. Evet. Şu elimi yakmadan. Evet, bugünkü menümüzde. Bunlardı ekşili köftemiz, Mehmetçik pilavımız ve nevzine tatlımızla bugün sizlerle birlikte olduk. Bizi evinizde misafir ettiğiniz için, bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Yine sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.